Tabii ki bir barışa çağrıda bulunduk. Metnimiz onu anlatıyordu. Bunu neden diye düşünürsek, yani bir açıdan düşünmemize bile gerek kalmayacak bir şekilde ülkemizde çok yüksek bir tansiyonda bir Kürt meselesi boyutunu yaşıyor vaziyetteyiz. Ki yani bu alanda mücadele yürüten insanlar her seferinde bu meselenin bir diyalog yoluyla, bir barış yoluyla, bir görüşmeler yoluyla, müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu açıdan aslına bakarsanız bu yönünün çok olumlu olduğunu görüyor olabiliriz. Yani bütün gerginliklere, bütün çatışmalara rağmen bunu oturalım, konuşalım, bir çözme yoluna girelim gibi bir anlayış her zaman için bu mücadeleyi yürüten kesimde söz konusu. O açıdan bunu çok olumlu buluyorum ben ve bu bir araya geldiğimiz ve oluşturduğumuz bu metinle de bunu bir kez daha belirttik. Yani biz bu yolun hattında yürüyoruz. Yine memleketimizde bir takım meseleler olabilir. Kürt halkının dile getirdiği çeşitli düzeyde sorunlar yaşanıyor olabilir. Ama bunları barış yoluyla, görüşmeler yoluyla, müzakereler yoluyla, diyalog yoluyla çözebiliriz dedik. Doğrusu da budur. Yani eğer olayları halkların kardeşliği ve eşitliği temelinde düşüneceksek, eğer bütün meselelerin bir yani sükunet içerisinde çözülmesi noktasında yaklaşacaksak gelişmelere, yapmamız gereken buydu. Bir kez daha halklar adına böyle bir barışın yolundan yürünmesi gerektiğini dile getirmiş olduk. Bence doğal olarak bütün iktidarlarda olduğu gibi bu iktidar da yani bunu kafasında çeviriyor. Yani bunu nasıl ele alsam diye düşünmek zorunda. Düşünmek zorunda kalıyor. Bunu düşünmemek elde değil bu. Bazı yaklaşımların sandığı gibi son yıllarda karşımıza çıkmış bir sorun değil. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sonundan itibaren bütün cumhuriyetin sürekli tartıştığı bir mesele bu. Bunu nasıl hakça, adaletli bir şekilde, bütün halklarımızın isteklerine yakışır bir şekilde nasıl çözeriz diye oturup konuşuyor olmalıyız. Yani konuşabilmek de bir seçenektir. Yani konuşmamak seçeneği denendi. Bize ne gibi sorunlar yarattığını gördük. Konuşabilmek de bir seçenektir. Zaten bunların her yönden konuşulabilmesi kendi cumhuriyet, yani bu 100. yılını yaşarken bu cumhuriyet tarihinde de yaşandı. Kuruluş itibariyle çeşitli yönleriyle Kürt meselesi tartışıldı. Hangi haklar olabilir, hangi haklar olamaz diye fikirler ileri sürüldü. Bunda tabii görülebildiği kadarıyla önü kapalı bir yol tercih edildi. Bir çıkışsızlık tercih edildi. Yani Kürt halkının hak ileri sürmemesi tercih edildi. Ama bu böyle olamaz. Yani dünyadaki birçok ülkede bu ve buna benzer kimlik sorunları, dil sorunları olduğu gibi bizim ülkemizde de var. Hiç uzağa gitmeyelim yani. Bizim yakın zamanda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bile ana dil sorunu vardı. Kimlik sorunu vardı. İsimlerinin değiştirilmesi sorunu vardı. O nedenle Özal zamanında insanlar Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiler. Demek ki bu sorun bize çok uzak bir sorun değil. Dünyada rastlanmayan bir sorun değil. Dünyanın her yerinde rastlanan bir sorun. Çin'de de rastlanan bir sorun, İngiltere'de de rastlanan bir sorun, Hindistan'da da rastlanan bir sorun, İspanya'da da rastlanan bir sorun. O nedenle yani bu sorun şimdi nereden çıktı başımıza, bir tek bizim başımıza mı geliyor, bir tek biz kendi topraklarımızda mı bu konuyu yaşıyoruz diye düşünmemeliyiz. Bunun gökten zembille indiğini de düşünmemeliyiz. Bunun bir art niyetten oluştuğunu da düşünmemeliyiz. İnsanların ana dilini kullanmasını istemesi ne gibi bir art niyete dayalı olabilir? Her yerde bu böyledir. Ben mesela yurt dışı fikri hani çok şimdi kullanılıyor vaziyette. Ya yani yurt dışına giderim falan diyor. Ben yurt dışına gitme konusu gündeme geldi. İlk benim aklıma, şahsen benim aklıma gelen ana dilim oluyor. Yani orada kendi dilimi konuşamayacağım. Bunu bir Kürt halkı da böyle düşünmez mi? Yani kendi ana dilini kolaylıkla kullansın istemez mi? Bunun yaşamasını, sürdürülmesini istemez mi? Niye körelsin gitsin? Tabii ki ister. Dile getirdiği de budur. Buna dönüp de Kürt halkına şöyle denir mi? Ya sen niye şimdi dilini yani kullanmak istiyorsun? Bunu geliştirmek istiyorsun? Niye böyle istiyorsun? Denir mi? Denemez. Bunu da tabii kullanılmasını, gelişmesini yani zamana karşı yani yaşayabilmesini nasıl olabilir diye söylüyor. Kullanılarak
demek istiyor. Ana dil kullanılarak yaşayabilir. Çocuklarına aktarılarak yaşayabilir. O da bunu söylüyor. Yani bunu bir Türk de böyle söyler. Bunu bir Fransız da böyle söyler. Bunu bir Bulgar da böyle söyler. Bunu bir Kürt de böyle söylüyor yani. Bu normaldir. Bunu normal karşılamamız lazım. Arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Demin de hatırlattığım gibi. Bu sadece bizim yaşadığımız bir tartışma değil. Dünyanın her yerinde buna benzer kimlik, dil üzerine tartışmalar olur. Bir bunu özgürlükler yoluyla çözme yaklaşımı vardır. O zaman bazı hakları bunu dile getiren kesime tanıyor vaziyette olursun ve iyi bir çözüme kavuşturursun ülkende bu meseleyi. Eğer bu konuya özgürlükler çerçevesinde bakıyor olmazsan da ya bu insanlar bu dile getirdikleri konuyu dile getirmesinler diye tedbirler almaya başlarsın. Türkiye'deki tansiyonun en büyük yükselme sebeplerinden biri budur. Biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak ve yani Kürt halkının böyle bir isteği dile getirdiğini gören Türkiye'deki bütün yurttaşlar olarak bunun olağan ve haklı bir istek olduğunu anlamamız lazım. Ve kendi dilimize, kendi ana dilimize nasıl bir değer veriyorsak Kürt halkının da kendi ana diline, kendi haklarına böyle bir değer verdiğini biliyor olmamız lazım. O açıdan hepimizin bir çözüm yönünde adım atması ve bu meseleyi özgürlükler temelinde çözmeyi önüne koyması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle yaparsak kendi ülkemizde iyi bir noktaya gideriz diye düşünüyorum.